Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkese ekranlara başına davet ediyoruz. Evet, bugün bilgilendirme amaçlı çok değerli bir konuğumuz olacak ve konumuz da bir o kadar önemli diyoruz. İç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Ayşen Timur Ağaoğlu bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet, öncelikle Ayşen Timur Ağaoğlu kimdir? Tanımak ve tanıştırmak istiyoruz izleyicilerimizle. Buyurun. Ayşen Timur Ağaoğlu, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra mecburi hizmetini yapan 2 sene, ardından 4 yıl iç hastalıkları uzmanlığı ve daha sonra da 2 sene hematoloji ihtisası yapmış bir doktor. En son Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışıyor idim. Oradan ayrılıp İstanbul'a geldim. Akademik kariyerim tamamıyla Antalya'ya ait, Akdeniz Üniversitesi'ne ait. Hematolojiyi çok severek seçtim. Çok da severek çalışıyorum. Oldukça meşakkatli olmasına rağmen gerçekten çok zevkle çalışıyorum. Evet, zaten bu mesleğinize olan aşkınız gözlerinizden de belli oluyor, okunuyor. Çok büyük bir keyifle ve zevkle anlatıyorsunuz. Evet, şimdi hematoloji nedir diye sormak istiyorum ve hangi hastalıklarla ilgilidir demek istiyorum. Hematoloji, kemikli kökenli kan hücreleri, lenfoid dokular, lenf bezi, dalak gibi ve pıhtılaşma hücreleri ve pıhtılaşma sistemini ilgilendiren bir bilim dalıdır. Hangi hastalıklar diyecek olursak, iki grup hastalığımız var. Bunlardan bir grubu kanserler, hematolojik kanserler ki lösemiler, lenfoma, multiple myeloma, myelodisplazik sendrom gibi hastalıklar bu grup içinde inceleniyor. Bunun dışında ise bir de kanser olmayan hastalıklarımız vardır. Anemiler en basiti. Kanama diyatezleri diyoruz. Pıhtılaşmayı sağlayan sistemle ilgili veya özellikle çocuklarda görülen immün yetmezlik durumları, kemik iliğinin çalışmadığı durumlar. Bu gibi hastalıklarla ilgilenen bir bölüm. Evet. Tabii ki bunun içerisinde birçok hastalıklar saydınız, söylediniz. Bizler zaman zaman bu tür hastalıklarla çok ciddi sarsılıyoruz, üzülüyoruz. Ve nasıl tanı konur, tanı konulmadan öncesinde nasıl bir süreç vardır? Sizlere nasıl ulaşmalıyız, hangi noktada ulaşmalıyız? Özellikle lösemi lenfomalarla ilgili bahsetmek istiyorum ben. Lösemiler iki gruba ayrılıyor zaten. Hızlı seyirli ve yavaş seyirliler. Yavaş seyirli lösemileri tabii ki önemli ama hızlı seyirliler kadar kısa süre içinde hekime başvurup tedaviye ihtiyaç göstermiyor genelde yavaş seyirliler. Ama hızlı seyirli lösemilerimiz böyle günler önemlidir. Ne gibi belirtileri olur? Ateş olabilir, halsizlik olabilir, terlemeler olabilir, kanamalar olabilir, diş eti, burun kanaması, vücutta morarma şeklinde veya adet kanamalarında uzama bayanların. Bu tip şikayetlerle hasta hekime başvurur genellikle. Eğer uzun süreli düşmeyen ateş varsa antibiyotik tedavisine rağmen veya halsizlik, aşırı halsizlik veya kanama mutlak surette ihmal etmeden hekime başvurmamız gerekiyor. Evet, hekime başvurmamız gerekliliğini tabii ki bu tür durumlarda anlamalıyız ve sonrasında zaten gelişen süreçte her şey yoluna girebiliyor değil mi hocam? Her şey yoluna girebiliyor, evet. Girmenin yolu var. Her şeyi evet, yoluna sokmanın yolu var. Yolu var. Peki öncelikle bu rahatsızlıkların sıklığından bahsedelim. Sonrasında her şeyin yoluna girme yolundan bahsedelim mi? Bahsedelim. Lösemiler, Türkiye'de yapılmış bir
çalışma, araştırma yok. Ama dünya popülasyonuna baktığımızda 100 binde bir nüfusta yılda 5-6 civarına çıkmış vaziyette. Bu ben ilk başladığım zamanlarda hematoloji 100 binde 1-2 idi ama gittikçe arttığının göstergesi bunlar. Lenfomalar çok daha sık. Lenfomaların da alt tipleri var. 100 binde 20-30'a kadar çıkabiliyor. Daha sık lösemilere göre. Bunların tedavisine bakacak olursak aslında löseminin tedavisi lenfomaya göre biraz daha zor ve meşakkatli, hastayı, hasta yakınlarını biraz yorabilecek bir tedavi. Ama uyumlu oldukları takdirde, hasta, hekim arasında bir uyum olduğu zaman çok iyi yanıtlar alıyoruz. Tam şifa dahi söz konusu olabiliyor. Ama tabii ki süreç biraz uzun. Hastaya ve hasta yakınlarına destek lazım mutlak surette. Hekim, hasta el ele bu yolu aşabiliyorlar. Aşabiliyoruz. Evet. Peki tedavisinden de biraz detaylı bir şekilde bahsetmemiz mümkün mü acaba? Çünkü halk arasında çok yanlış kanılar var. Birdenbire hayatın sonu gibi gözüküyor bize. Ama belki de hayatın başlangıcı doğru tedaviyle, değil mi? Kesinlikle. Hayatın sonu değil. Ben bunu hep şöyle hastalarıma söylüyorum. Bunu bir parantez olarak görün kendi hayatınızda. Bir parantez açıldı. Hani hiç kimse istemez tabii ki böyle bir şeyin olmasını. Ama tedavi sürecimiz başladı. Bitecek. Parantezimiz kapanacak. İnşallah hayatınızda kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Hastalarıma ben bunu bu şekilde söylüyorum. Bunların tabii ki kemoterapiyle, özellikle lösemilerin sadece kemoterapiyle şifa elde etme oranı düşük. Bazı tiplerinde var ama hepsinde yok. Sonunda en yani şifa elde edebileceğimiz tedavi seçeneği kök hücre naklidir. Yani kemik iliği kök hücre naklidir, evet. Ve kendisinden değil bir başkasından yapılan kemik iliği kök hücre naklidir. Bu bir başkası dediğimiz genelde aile içinden bir yakını oluyor ki kardeşlerin olma olasılığı en yüksek %25-30 civarındadır. Aynı anne babadan olma kardeşlerin doku grubunun uyumlu olma olasılığı. Eğer kardeşler arasında bulunamıyorsa akraba evliliklerine göre aileden diğer bireyleri de tarayabiliyoruz. Ama bunun dışında aile dışı tarama söz konusu. Aile dışı tarama derken önce Türkiye içinden tarıyoruz. Türkök, Kızılay ve Sağlık Bakanlığı'nın birlikte bir projesiydi. Yürürlüğe girdi şimdi. Yaklaşık 55-60 bin civarında da donör var. Onlardan tarıyoruz. Çok kısa süre içinde Türkök'ten yanıt geliyor. Bu şekilde nakil olan yakınlarımız, hastalarımız var. Benim bir yakınım olduğu için yakınlarımıza kaydı dilim. Aslında ne kadar benimsemişsiniz hastalarınızı. Hepsi için yakınlarım dediniz. Yakınlarımız. Evet. Aslında hepsi çok yakınımızda, değil mi? Tabii ki. Bir de şöyle, hematoloji uzun süreli bir tedavi istiyor. Evet. Öyle oluyorsunuz ki hasta ve yakınlarıyla artık akraba gibi. Neredeyse her sorununu biliyorsunuz, her şeyini biliyorsunuz. Böyle oluyor ister istemez. Sonra tabii hasta yaşayınca çok çok mutlu oluyorsunuz. Evet, o mutluluk gözlerinizden belli oluyor. Her ne kadar dolu dolu olsa da gözleriniz. Bugün mesela 10 yıl önce gördüğüm bir hastayı gördüm. 10 yıl önce tedavi ettiğim bir hastayı gördüm. Çok memnun oldum tabii ki. Çok büyük bir mutluluk. 10 yıl az süre değil. Değil, kesinlikle değil. Evet, tedavi sürecinden ve kemik iliği naklinden bahsediyorduk. Mutlak surette bir yakından. Evet. Olması gerekiyor. Mutlak surette demeyelim, ilk yakınlarını tarıyoruz. Evet. Kardeşlerini yani tarıyoruz. Çünkü uyumlu olma olasılığı aynı anne babadan olan kardeşler arasında %25-30 arası. Ama tabii
7 tane kardeşi oluyor, hiçbir uyumlu olmayabiliyor. Veya tam tersi bir tane kardeşi var, tam uyumlu çıkıyor. Evet. Bu tip vakalarımız oluyor. Eğer ki kardeşler arasında bir uyum yok ise, anne baba, hastanın anne babası da bir akrabalık var ise onları tarayabiliyoruz. Diğer akrabalarını, yakınlarını tarayabiliyoruz. Ama yok ise öncelikle ülke içinden, sonra da yurt dışından kök hücre vericisi tarıyoruz. Tam uyumlu olması gerekiyor. Kemik iliği kök hücre nakli televizyonlarda, bazen dizilerde hatta geçiyor. Ameliyat diye geçiyor ama bir, evet, ameliyat değildir. Vericiler bu nedenle korkuyor. Verici olmak istemiyor insanlar. Kök hücre, evet, vericisi olmak istemiyor. Bir ameliyat değildir. Peki bahsedebilir miyiz bundan hocam? Tabii ki. Kök hücre nakli, iki tip kök hücre naklimiz var. Biri hastanın kendinden yapılan nakil, biri bir başka kişiden. Bazı hastalıklarda kendinden yapılan nakil ön plandadır. Lenfoma, miyeloma gibi. Ama lösemilerde kendinden yapılan naklin çok fazla bir anlamı yok. Kök hücreleri nasıl topluyoruz? Vericiden topladığımızda yaklaşık 5 günlük bir ilaç uygulaması var. Sabah akşam birer tane küçücük iğneler cilt altına uygulanıyor. 5 gün sonra damar yolunda bir cihaza bağlıyoruz vericiyi. Evet. Bu cihaz 1,5-2 saatte yeterli kök hücreyi topluyor. Evet. Sonra hemen nakil yapacaksak hastaya uygun şartlar oluşturulduğunda veriyoruz. Ama hemen nakil yapmayacaksak biz bunları dondurabiliyoruz. Dondurup azot tanklarında sıvı azot saklayabiliyoruz. Uzun süreler saklanabiliyor kök hücreler. Ama kök hücre vericileri hemen kök hücreleri toplanmıyor. Bunlar sadece kayda alınıyor. Evet. Gerek olduğunda kök hücreleri toplanıyor. Evet. Evet, tüm bu süreç atlatıldı. Gerçekleştirildi. Kemik iliği nakli gerçekleştirildi. Hastamızı bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor? Ne kadar bir zaman içerisinde eski hayatlarına dönebiliyorlar? Kök hücre nakli yine bahsedeceğim ama bu televizyondaki dizilerde olduğu gibi değil. Yani kök hücre nakli nakili yaptık, her şey oldu, bitti değil. Bazen hastalarımız gerçekten çok ümit bağlıyorlar buna ama tam uyumlu vericisi olsa bile nakil sonrası sıkıntılı aşamalarımız oluyor. Ne kadar doku grubu uygun olsa bile, aynı anne babadan olsa bile farklı kişiden nakil yapılıyor. İster istemez alıcının vücudunu bu verilen hücreler yabancı tanıyor. Bu bir yerde iyi ama aşırısı zarar bunu. Evet. Onun dışında zaten alıcının immün sistemini iyice baskılıyoruz. Yani bağışıklık sistemi çökmüş oluyor. Nereden bakarsak en az bir yıl bu bağışıklık sisteminin düzelmesi için zamana ihtiyacı var alıcının. Herhangi bir yabancı tanıma reaksiyon olmayacak olsa bile en az bir senemiz var. Ama ki eğer bu yabancı tanıyıp da reaksiyon ortaya çıkacak olursa, graft versus host diyoruz biz buna, o zaman bu daha uzun bir süreç alabiliyor. Normal yaşantısına dönmesi. Yani her şey çok çok iyi olmayabiliyor her zaman için. Bu vericilerin veya hastaların moralini bozmak için söylemiyorum bunu. Bu gerçek öyle. Öbür türlü çünkü çok yanlış algılanma söz konusu oluyor. Evet hocam, her zaman bir umut var dedik ve bu umudun zaten olduğunu, çok da başarılı olduğunu
siz söylediniz, size bu konuda zaten güveniyoruz. Ama birçok kan hastalığı var. Bunların içerisinde herhalde ülkemizde en fazla rastlananlarından bir tanesi de anemi, değil mi? Anemiler, evet. Evet. Biraz bu konudan da bahsedebilir miyiz? Anemi nedir? Daha çok kimler bu rahatsızlıktan nasiplerini alıyorlar? Tedavisi nasıldır? Hepsini öğrenmek istiyoruz. Anemi kansızlık. Kan dediğimiz nedir? Kırmızı kan hücreleri ve bunun taşıdığı hemoglobin. Hemoglobin dokulara oksijen taşıyarak dokuların beslenmesini sağlar. Eğer anemi olduğunda dokular yeterli beslenemez. Sonuçta halsizlik en başta ortaya çıkabilir. Halsizlik, nefes darlığı, yol yürürken, yokuş çıkarken çarpıntı, bu tip sıkıntıları olabilir anemisi olan kişinin. Ülkemizde en sık bayanlarda demir eksikliği anemisini görüyoruz. Evet. Aslında bu gelişmekte olan ve gelişmemiş, gelişmekte olan ülkelerde sık karşılaşılan bir durum. Demir eksikliği anemisini normal şartlar altında adet görmeyen bir bayanda ve erkekte görmeyiz. Evet. Eğer onlarda var ise mutlaka mide bağırsak sisteminde bir bozukluk olduğunu düşünürüz. Ama genç bayanlarda bunun en önemli sebebi adetlerle kayıp, sık doğumlar, düşükler. O nedenle demir eksikliği anemisi tespit ettiğimiz bir bayanı mutlak surette bir kadın doğum hastalıkları uzmanının görmesini isteriz. Adetini soruyoruz, normal diyor ama onun normali, gerçekte normal mi? Normal şartlar altında adetle kayıbı beslenmeyle yerine koyar bir bayan. Evet. Demir en çok kırmızı et, beyaz et, kuru baklagiller, fındık, fıstık, yumurta bu tip gıdaların içinde olup emilimi de insan vücuduna çok iyidir. Pekmez, ıspanak, üzüm bunların içindeki emilimi diğerleri kadar iyi değil. Çünkü hastalar hemen pekmez yiyorum ama yükselmiyor oluyor. Evet. Alakası yok aslında. Bu bir yerde kaybın da fazla olduğunu gösteriyor. Demir eksikliği anemisinin tedavisinde de aslında zaman zaman sorunlar çıkıyor. Şöyle ki çok basit aslında, gerçekten çok basit. Öncelikle kayıp yerini bulacağız. Nereden kaybediliyor? Jinekolojik kayıpsa kadın doğumcu gereken tedavisini verecek. Biz de ilacını vereceğiz. İlacını vereceğiz ama o ilacı yeterli süre kullanması lazım ve uygun şartlarda kullanması lazım. Mesela aç kullanacak işte en az 3 ay, 4 ay gibi bir süre kan değerine göre belirleniyor. Halbuki bir kutu yazılıyor, veriliyor, düzelmedi oluyor. Evet. Düzgün bir tedavi olması lazım. Bunun yanı sıra en sık gördüğümüz bir başka grup anemi de ülkemizde bir Akdeniz ülkesi olması özelliğiyle Akdeniz anemisi. Evet. Gerçi adı Akdeniz anemisi ama mutlaka Akdeniz bölgesinde ortaya çıkacak diye bir şey yok. Karadeniz bölgesinden, Güneydoğu'dan da gelen hastalarımız var. Akdeniz anemisi tanısı alan. Artık hani son derece yayılmış vaziyette bu. Son yıllarda evlenmeden önce eşlerin hemoglobin elektroforezi dediğimiz bu talasemi testini yaptırmaları bu hastalığı da epeyce azaltmıştır. Azaltmıştır derken bilinçlendiriyoruz insanları. Anne baba adayları bilinçli olduğu takdirde gerçek talasemi hastası doğmuyor. Çünkü biliyorlar durumu. Evet. Ne yapıyorlar? İşte hekime gidiyorlar hamilelikte başlarında. Testler yapılıyor. Tam talasemi hastası mı? Değil mi? Ona göre
gebeliğin devamı veya sonlandırılması gündeme gelebiliyor. Çünkü talasemi major dediğimiz talasemi hastalığı gerçekten toplum için bir sıkıntı olabilir. Hasta için de öyle. Çünkü sürekli kan almaları gerekiyor bu hastaların. Gelişmeleri yeterli olmuyor. Kemik yapıları bozulmuş oluyor. Sıkıntılı bir süreç talasemi hastalığı. Evet. Gebeliğin sonlandırılması tıbbi zaruretten dolayısıyla herhangi bir sakıncası tabii ki yok. Çünkü yıllar boyunca çekilecek bir bu sadece acı. Toplum anne baba için değil, o çocuk için de çok zorluk. Şimdi gerçi artık şöyle talasemili çocuk var ise ona kardeş yapılabiliyor. Taşıyıcı bile olsa kardeşi, kordon kanı nakli, kardeşten nakil artık bunlarla da önüne geçilebiliyor tabii ki ama bu da sıkıntı. Anne baba adaylarının bilinçli olması en önemli olay bence bu konuda. Evet, kesinlikle engellemenin öyle. Engellemenin en önemli yolu. Evet, kesinlikle. Peki genetik kan hastalıklarının içerisine mi giriyor bu? Talasemiler genetik kan hastalıklarının içerisine giriyor, evet. Evet. Bunun dışında genetik kan hastalıkları var mı? Bunun dışında kan, yani anemi yapan kan hastalıkları var tabii ki. Ama en sık karşılaşılan talasemi, evet, olduğu için hani onu ön planda bahsettim. Bir yapılmış çalışmada, yeni değil ama eski, Antalya bölgesinde taşıyıcılık sırf %10'du. %10 çok ciddi, büyük bir rakam. Ciddi, evet. Taşıyıcılık %10 oldukça yüksek bir oran. Bunun dışında genetik kan hastalıkları pıhtılaşma bozukluklarıyla ilgili hastalıklar var. Evet. Hemofililer var mesela. Evet. Faktör 8 ve faktör 9 eksiklikleri. Özellikle erkek çocuklarında bu ortaya çıkıyor. Çünkü anneden geçiyor. Annenin kromozomuyla, X kromozomuyla geçiyor. Ve bebek bebekliğinden itibaren bazı kanamalar. Sünneti kanamalı olabiliyor. Emeklerken dizlerinde eklem içi kanamaları oluyor. Bu şekilde hemofili tanısı konulabiliyor. Bu tabii anneden geçiş olduğu için annelerde bunu tespit etmek çok kolay değil. Ancak çocuk doğduğu zaman geriye dönük taranabiliyor. Evet. Peki çocuk doğduğu zaman yapılan bir takım testler var. Doğar doğmaz. Yapılan bu testlerde bu tür rahatsızlıklar ortaya çıkıyor mu ya da çıkmıyor mu? Talasemiler çıkmaz. 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 Çünkü yeni doğmuş çocukta da benzeri bazı bulgular vardır. Talasemiler, evet, çıkmaz. Hemofililer çıkabilir. Hemofili tespit edilebilir. O farklı çünkü. Evet. Peki tedavi yöntemleri hemen hemen aynı mı hepsinin hocam? Hayır, değil tabii. Değil. Değil. Biraz tedavi yöntemlerine girebilir miyiz? Demir eksikliği anemisinin tedavisi bir kere kaybedilen yer. Nereden, evet, kaybediyoruz? Mide bağırsak sisteminden de olabiliyor bazen. Hemoroid olabiliyor, evet, demir kaybı oluyor. Kaybeden yeri bir kere tedavi ettiğimizde zaten düzelme, evet, yoluna giriyor. Evet. Artı bir de replasman, yani demir tedavisi. Ağızdan hap şeklinde demir tedavisi ile bunun tedavisi söz konusu. Talasemilerde tedavi söz konusu değil. Değil. Ama talasemi major dediğimiz grupta kök hücre nakli yapılabiliyor. Sağlıklı bir kardeşten nakil yapılabiliyor. Tabii önlemi her şeyden öte. Evet. En önemlisi o, önlemek. Evet. Bir de tabii taşıyıcılar var, talasemilerin taşıyıcıları var. Bu taşıyıcılık dediğimiz major kadar klinik bulgusu yoktur. Öyle ki ben kendi ailemden örnek vereyim. Benim annem 50 yaşında talasemi taşıyıcılığı tanısı aldı. 50 sene onunla birlikte yaşamış, farkında değil. Evet. Taşıyıcı böyle olabiliyor. Evet. Ama iki taşıyıcı evlendiğinde tam hasta bir çocuk olabiliyor. Talasemilerin tedavisi
Maalesef ki böyle. Evet. Taşıyıcılığın yok. Hemofillere baktığımızda ise hemofillerde ön planda yine replasman, yerine koyma, faktör 8, faktör 9 bunları vermek hastaya. Ön planda tedavisi bugün için bu. Ama tabii yapılan bazı çalışmalar var. Gen nakli gibi bazı çalışmalar var ama henüz onlarla ilgili rutinde bir şey yok. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Ayşen Timur Ağoğlu'nu ağırladık. Hoşçakalın.